Mesut Minayi ve Erhan Aliyev arasındaki kemer mücadelesine doğru geçiyoruz artık değerli izleyenler. Tartın'ın ardından bu pozu vermişti iki sporcu, artık onlar için ringe çıkma vakti, ringde kozlarını paylaşma vakti. Önce mavi köşede, representing Iran, İranlı sporcu, 26 years old, standing 1 meter 8 feet tall, weighing 73 kilograms. His professional record, 25 fights, 21 wins, 11 coming in the way of knockout and 4 defeat. 2012 world champion, 2013 IFMA compound games bronze medalist, 2013 Asian champion, 2014 Malaysia world bronze medalist. 26 yaşında, 1.82 boyunda, 73 kilogram ağırlığında, profesyonel kickboksla 25 maç yaptı, 21'ini kazandı, tam 11 kez knockout etti rakiplerini, sadece 4 kez mağlup oldu. 2012 yılında dünya şampiyonu, 2013 IFMA Combat Games bronz madalyalı ismi, 2013 Asya şampiyonu, 2014'te Malezya'da dünya üçüncüsü oldu. Cafer Ahmedi yapıyor antrenörlüğünü seven Rock Gym sporcusu, Silent Assassin, Sessiz Katil. Representing Azerbaijan. Azerbaijan's sporcu, 28 years old, standing 1 meter 78 tall, weighing 72 kilograms. His professional record, 12 fights, 11 wins, 7 coming out of the way of knockout, and only one defeat. KOK Grand Prix 58 London champion, Vakko European silver medalist, 2019 Azerbaijan champion. 28 yaşında, 1.78 boyunda, 72 kilogram ağırlığında, Elnur Salamoğlu ve Suraj Alekberov yapıyor antrenörlüğünü. Profesyonelde 12 maç yaptı, 11'ini kazandı, tam 7 kez knockout etti rakiplerini. Sadece bir kez mağlup oldu. KOK King of Kings World Grand Prix serisinde 58. organizasyonda Londra'da şampiyon oldu. 2019 Azerbaycan şampiyonu Erhan. Sayın Şahin Koçak. Karşılaşmamızı Şahin Koçak yönetecek değerli izleyenler. 71 kilogramda kemer maçımız Mesut Minayi ve Erkan Aliyev arasında. İki sporcu da bu maça fazlasıyla hazır. Acaba galibiyet kime gidecek? Merakla bekliyoruz. Çok üst düzey iki sporcunun üst düzey karşılaşmasını izleyeceğiz. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda King of Kings World Series'de mücadelemiz başladı. İlk round'a başladık. Aliyev kendisini sarı şortuyla izliyoruz. Siyah şortuyla Mesut Minayi karşımızda. Aliyev'in bayağı kaydı. Sert tekmelerle başlamıştı Azerbaycanlı sporcu. 12 maçta 11 galibiyet, 7 knockout. Mücadelemiz devam ediyor. Kaldığı noktadan iki sporcu da hızlı başlama çabasında. Tek bir darbe nakavt anlamına gelebilir. Mesut Minayi Sadri'yi buldu, ardından devamını getirme çabasında diziyle karşılık verdi Erhan Aliyev. Şahin Koçak süreyi durdurdu. Hidokya karşılık. Sarkoş isabeti, Mesut Minayi üstüne gitti Erhan Aliyev'in. Aliyev iplere sıkıştı, ringin ortasında devam ediyoruz. Hakik geldi Erhan Aliyev'den. Mesut Minayi nakavt istiyor bu kesin. İlk roundda daha sert olmaya, daha hızlı olmaya çalışan taraf Mesut Minayi. Bitirebilecek maçı göreceğiz. Aliyev'in ayağı kayıyor. Bu bir aktan değil, devam ediyor karşılaşma. Kemer maçımız erken mi bitecek acaba? Nakavt istiyor ki sporcu da, denge ayağına gelen bir darbe var. Mesut Minayi'den Erhan Aliyev'e karşı. Bu kez de Mesut Minayi dengesini kaybetti. Aliyev yumruklar, kartta kaldı, dizi arıyor Erhan Aliyev. Mesut Minayi özellikle sağ kroşesi ve sağ direkleriyle etkili olmayı başardı. Şu ana kadar sol direk Erhan Aliyev'den. Sol high kick isabetsiz. (Gülüyor)
Şimdi karşılaşmada ritim biraz daha oturmuş gibi gözüküyor. Son bir dakikasındayız ilk roundun. Mesut Bina'yı aradı. Erken nakavtı bulabilmiş değil. İlerleyen roundlarda bunun etkisi nasıl olacak? Bunu göreceğiz. Kondisyonun ne kadar bunu göreceğiz. Middle kick isabeti geldi. Buldu Elhan Aliyev. Mesut Binay henüz daha yerden kalkabilmiş değil ama hemen doktorlarımız tabii ki sağlık ekiplerimiz kendisinin yanına geldi. Elhan Aliyev de önce rakip sporcuyu ardından da rakip köşeyi tebrik ediyor. İşte nakavt anı ekranlarımızda bu sağ high kick tam isabet. Mesut Binay'ı pres yapmaktaydı. Elhan Aliyev burada doğru darbeyi buldu. Nakavta ulaştı. Harika bir nakavt gerçekten. Mesut Bina'yı bastıran tarafta ama açığı verdi. Burada sol kroşenin ardından high kick'le kontrayı verdi. Ve nakavta ulaştı. Kemere de ulaştı. İlk roundda galibiyeti aldı Elhan Aliyev. Kemer maçına yakışır bir nakavt gelmiş durumda. Yavaş yavaş kendine geliyor Mesut Bina'yı, onu da söylemek lazım. Bir yandan da Elhan Aliyev'in kutlamaları tabii ki devam ediyor. Değerli izleyenler, çok sert bir nakavt geldi. Zaten sert başlamıştı karşılaşma. Sert bir şekilde belliydi az çok ve Elhan Aliyev nakavt alan isim oldu. Mesut Bina'yı de ayağa kalkıyor. Bu nakavtın etkisini de yavaş yavaş atlatacak o da. Tabii ki sporun içinde her zaman bu var. Aliyev hakikaten harika bir nakavt buldu. Profesyonel Thai Fight Federasyonu Genel Sekreteri Erdal Karadağ ile birlikteyiz. Erdal Hocam, hızlı başladı, sert başladı, hızlı bitti, sert bitti karşılaşma. Evet. Yani tabii ki profesyonel maçlarda güç çok önemli. Güçlü vuruşlar zaten puan sayılıyor. Dolayısıyla pozisyonu yakaladığınız zaman doğru vuruşu yaparsanız knockout geliyor. Dolayısıyla sporcuların çok dikkatli olması gerekiyor. Bir anlamda savunma sporu yapıyoruz. Dolayısıyla savunmalarını iyi geliştirmeleri, reflekslerini iyi geliştirmeleri lazım. Çünkü spor yapan kişinin ringde önce kendi sağlığını düşünmesi gerekiyor. Onun için uykusunu, beslenmesini gerçekten iyi yapması gerekiyor sporcuların. İyi hazırlanmaları gerekiyor. Hazırlanmadan çıkmamaları gerekiyor. Bunu antrenörlerin iyi takip etmesi lazım tabii ki. Kesinlikle öyle. İki sporcu da iyi hazırlanmıştı maça. Burada bunu söylemek lazım açıkçası. Yani kemer maçı olduğunu bilerek müthiş performans gösterdiler. Mesut Binay'ın da nakavtı bulabileceği anlar oldu ilk hafta ama işte Erhan Aliyev çok iyi bir çıkardı. Mesut Binay'ı da ekibinin yardımlarıyla birlikte şu anda soyunma odasına doğru geri dönüyor. Sert bir nakavt ama kendi ayakları kırdı. Kendi gücüyle dönüyor soyunma odasına. Evet, mücadele sona eriyor değerli izleyenler. King of Kings kemeri de sahibini buldu. Mesut Bina'yı Erhan Aliyev'e karşı kemeri almayı başardı. Nefis bir high kick knockout'u geldi kendisinden. İşte ödülünü de alıyor. Kemeri de aldı. Kemer maçında müthiş bir galibiyete ulaştı.